Zuzu'nun mutfağından merhaba. Bugün demir hindi şerbeti yapacağız. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden. Osmanlı mutfağında da çok kullanılan bir şerbet. Bunun için malzeme listesini veriyorum. Yaklaşık 200 gram demir hindi. Ben kabuklarından çıkardım bunu. Birkaç tane karanfil, 7-8 tane. Kabuk tarçın. Biraz zerdeçal. Bir miktar zencefil. Ben toz halinde kullandım ama kök olarak elinizde varsa daha iyi olacaktır. 1,5 su bardağı toz şeker ve 8 bardak suyumuz var. Demir hindi normalde böyle kabuklu bir bitki. Öncelikle kabuklarından temizledim ben. Gerçi kabuklarından temizlenmiş haliyle de satılabiliyor. Bir Hint hurması. Hindistan'dan geliyor. Bizim ülkemizde yetişmiyor. Şöyle kabuklarından çıkararak içi de minik minik çekirdeklerle dolu bir Hint hurması. Şimdi bunun şerbetini yapmaya geçiyoruz. Önce istediğim hindileri tencereme alıyorum. Üzerine 8 bardak suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Ve diğer malzemeleri katmadan bir 15 dakika kaynatacağım. Ara sıra karıştırarak bir 15 dakika kaynamaya bırakıyorum. Demir hindiler kaynıyor. Dediğim gibi 15 dakika zaman zaman karıştırarak kaynatıyorum. Karıştırırken kaşıkla zaman zaman eziyorum içinde. Aromasının daha iyi çıkmasını sağlıyorum. Kaynattığımız hindi bağlarımızı süzüyoruz. Kaynatıp süzdüğümüz hindi bağlarımızı aynı tenceremize alıyoruz. İçerisine şekerimizi, karanfillerimizi, zencefil, zerdeçal, şöyle biraz buharıyla yapıştı. Ben onları bu şekilde alacağım. Ve kabuk tarçınlarımızı kırarak atıyorum. İki tane yeterli olacak sanki. Bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Şerbetimizi tarçın ve karanfili ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. Şimdi kokular çok güzel gelmeye başladı. Hem o tarçının hem karanfilin kokusu ve zerdeçalın kokusu harika geliyor. 5 dakika kaynatıyoruz.
5 dakika kaynattıktan sonra tekrar süzüyoruz. Ve soğuduktan sonra servise hazır. Demir indir şerbeti sunuma hazır. Kokusu nefis oldu. Ben reyhanla sunum yaptım. O da güzel bir koku veriyor. Afiyet olsun.